Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. O Buzer! Bakıyorum yine damardan gidiyorsun. Ya İbrahim bırak şimdi damara tuzlamayı. Sana bir şey soracağım. He. Şu son zamanlarda pembeyi görebildin mi? Gördüm tabii oğlum. Kızla aynı apartmanda oturuyoruz. Daha bu sabah kapıda karşılaştım ya. Yapma ya. Beni sorayım mı? Sormadı. Ama çok üzgündü. Anneme de çocuğu beğendim ama yalancı çıktı demiş. Öyle mi? Bak göreyim. Kızın aklı bende kalmış ya. Ama ben de hata ettim. Hiç arayıp sormadım İbrahim. Ayrılı. Hemen kabul et. Kabul etmeyip de ne yapacaksın oğlum? Boş ver, unut gitsin. Uzatma bu meseleyi ya. Ya uzatması mı var İbrahim ya? Bak kendin de söyleyin ya. Kız hala beni düşünüp üzülüymüş. Düşünüyor demedim ki. Yok yok İbrahim. Ayıp ettik ya. Kızdan bir özür dilemedik. En azından bir telefon etmek lazım. Ama göz göze konuşalım ya. Daha etkili olur. İbrahim. Bu kız sizin üst katta oturuyordu değil mi? He. Canım benim ya. Haydi görüşürüz. Nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Abi Allah seni. Dur be. Hadi be. Ya ne yapıyor? Nereye gidiyor bu ya? Hiç sorma abi ya. Nereden söyledim ya? Tüh ya abi abi ya. Allah Allah ya. Allah'ım sen bunlara akıl fikir ver ya Rabbim ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi nasılsın? Hoş geldin Kenan. Hoş merhaba Kenan. Ha Kenan ya. Abi Zer'i gördün mü? Gazete almaya gidecekti. Adam ortada yok. Ha demek o yüzden koşturuyordu. Abi jet hızıyla gitti. Birazdan gelir. Bu arada ben gazeteyi aldım. Arkadaşlar bilin bakalım gazetede neler var. Gamzeni yazsın değil mi abi? Aa çok heyecanlandım. Derin nefes al bakayım. Şu içini çek. Oğlum bu heyecan yazıdan mı yoksa gamzeden mi? Rica ederim abi saçmalama tabii ki yazıdan ya. Ne yazmış ne yazmış? İyi. Sizi daha fazla heyecanlandırmayayım. Çiçek taksi durağında muhteşem bir gün. Çiçek taksinin iyi yürekli kahraman şoförleriyle yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eyvah! Bütün Türkiye'ye rezil olduk desenize. Her şeyi yazmış mı? Yazmış, yazmış da çok keyifli, esprili yazmış oğlum. Şşş, durun dinleyin. Hepsi birbirinden ilginç, temiz kalpli insanlar. Onlarla birlikte çalıştığım ve aynı ortamı paylaştığım için çok mutluyum. Harika. Ne güzel övmüş bizi. Çok. Abi yine de iyi niyetli bir kızmış ya. Yani ona yaptıklarımızdan sonra ben olsam bu kadar güzel şeyler yazamazdım evet, abi. Evet. Arkadaşlar bu bize ders olsun yani. İnsanları tanımadan ön yargılı davranmamak lazım demek. Alo çiçek taksi buyuruyor. Evet efendim. Anlaşıldı efendim hemen gönderiyorum. Celaloğlu hadi Çitlemik Sokak 27'ye. Tamam abici gittim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, yardımcı olayım ben sana. İyi misin arkadaşım? Hasta falan değilsin değil mi? Hasta falan değilim. Turp gibiyim, turp. Sadece biraz içtim. Aslında arabamla gidecektim. Arabam turp. Anlaşıldı, anlaşıldı. Tipik bir sarhoşluk vakası. Neyse, zaten arabayla gidemem ki. İçkiliyken trafiğe çıkılmaz. Çok doğru. Bilinçli bir arkadaşımızsın. Tebrik etmek istiyorum ben seni. Ya birader, derdin neydi senin bu saatte içtin sen? Muhabbete geceden başladık. Ancak bu saatte bitti. Vay, sıkı içicisin ha? Ben içtim mi, böyle içerim. Ama ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Allah, işimiz var ha. Abi fıçıya düşmüş gibisin. Sıkı içicisin ama doğru içici değilsin. Hadi bakalım, bin şuraya. Ben seni istediğin yere götüreyim. Allah'tan sigara içmiyorum ha. Kibrit veya çakmak çaksak anında patlarız. Evet. Nereye gidiyoruz abicim? Ne? Nereye gidiyoruz? Şeye. Kandil. Hay hay efendim. Gidiyoruz Kandilli'ye. Aha burası.
Ya ben niye bu kadar heyecanlanayım ki? Gideceğim, dayanacağım kapısına, özür dileyeceğim ya. Ama öyle kapıya dayanıp da olmaz ki. Ya babası çıkarsa? Önceden bir telefon neyim etmek lazım. Aha bakkal. Telefon inşallah burada vardır. İyi olacak, hastanın ayağına hakikaten doktor gelirmiş be. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Müsaaden olursa parasını verip bir telefon edebilir miyiz? Tabii buyur, hadi bak. Tamam, sağ olasın. Bir dakika ya, ben ne yapayım ya? Ya kızın babası telefonu açarsa? Böyle olmaz. Emi, telefon kalsın. Sen en iyisi bana kağıt, kalem bir de zarf verebileceksin. Tabii, tabii. Ha? Buyur. Allah senden razı olsun. Senden de, al. Evet. Sevgili... Pardon. Sevgili... Pembe... Şu anda... Sizin oradayım. Senden... Özür dilemeye geldim. İnkar etme. Sen de... Beni... Sevin. Diyeyim ki... Derhal aşağı gel, seni bekleyeyim, Abuzer. Hah, tamam. Şimdi sizin çırak bu mektubu 5. kata kadar çıkarabilir mi acaba ya? Tabii, tabii çıkar. Oğlum, abinin mektubunu 5. kata çıkar, hadi koçum. Bak şimdi, kınalı kuşum. Bunu 5. kata verin, gelin. Uçarak gidin, uçarak gelin, tamam? Tamam. Tamam. Şimdi bir de bakın ki eğer orada uzun boylu bir abla çıkmayın, mektubu vermeyin, tamam? Tamam. Bay bay. İyi gider, nereye gideceğiz? Şu adrese gideceğim ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ha ben biliyorum, hemen götürürüm sizi Beykoz'da. Öyle mi? Evet. Çok sevindim. Aa, 69'dan merkeze Beykoz'a müşteri aldık, tamam. Anlaşıldı, müşterimize iyi yolculuklar, tamam. Eyvallah Ramazan abi. Allah'ım lütfen orada olsun. Lütfen. Anlamadım. Bir şey mi dediniz? Yok bir şey. Geldim abi. Nerede kaldın oğlum? Sen nerenin güvercinisin ya? Cevabını bekledim. Tamam. Aslanım benim. Sağ olasın. Pişman olmak için geç kaldın. Onu yalan söylerken düşünecektin. Tut ki affettim ne olacak? Kusura bakma ama ben iyi bir hayat kurmak isteyeyim. Sevgi karın doyurmaz. İki cıplak bir hamama yaraşır. Anlayacağım bu iş olmaz. Beni bir daha arama Pembe. Cevap yazacaksan bir kağıt daha verebilirim. Ne? Cevap yazacaksan bir kağıt daha verebilirim. Yok, Emi sağ ol ya. Ne cevabı? Bizim idam fermanımız yazmış. Kalemimiz de kırılmış. Vay be. Şu kalem Emi. Şu kafla karın parası. Eyvallah. Güle güle. Kavak ağacı mı? Kavak sokağı arıyoruz öyle mi beyefendi? Hah işte böyle söyle. Canım ye. Bir de burada şimdi Kavak Sokağı ara. Kavak Sokak, Kavak Sokak, Kavak Sokak. Kavak, Kavak Sokak. Beyefendi, sokağın başında mı oturuyorsunuz yoksa sonunda mı? Ben nereden bileyim? Bir dakika ya. Burası benim eski mahallem. Nasıl eski mahallem ya? Eski mahallem. Ben şimdi burada oturmuyorum ki. Ben bir sene evvel burada oturuyordum. Peki şimdi oturduğunuz yer neresi acaba? Çubuklu, Çubuklu. Çubuklu. Çubuklu dedin değil mi? Bak, Çubuklu. Eminsin değil mi Çubuklu'da oturduğuna? Eminim diyorum ya. Tamam. Sarhoş muamelesi mi yapıyorsun sen bana? Yok efendim, yok. Son derece ayık ve aklı başında bir şahıssınız. Zaten onun için böyle dolap beygiri gibi döndük, dolandık, durduk. Hah, işte 12 numara burası. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Beni biraz bekleyebilir misiniz acaba? Tabii, tabii, tabii. Bekliyorum. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi nereye gideriz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Bulamayacağım. Onu bulamayacağım. Kimi bulamayacaksınız? Annemi. Ne oldu annenize? Kayıp mı yoksa? Hiç bulamadım ki kaybedeyim. Annem beni bebekken evlatlık vermiş. Ya öyle mi? Hay Allah ya. Ne demeli bilmem ki. Geçen seneye kadar bunu bilmiyordum. Öğrendiğim günden beri de onu arıyorum. Buraya onun için geldiniz demek. Evet. Annemin burada yaşadığını söylediler. Burası son umudumdu. Taşınmış. Konuştuğum kadın yerini bilmiyor. Artık hiçbir umudum kalmadı. Hay Allah ya. Ne yapsak ki? Yapılacak bir şey yok. Tam kavuşacağım derken
Yine ellerimin arasından kayıp gitti. Ya durun, ne olur ağlamayın ya. Bakın, bu çevrede yaşadığına göre tanıyan birileri muhakkak vardır. Hele bir araştıralım ha. Yalçıncığım, Abucar hala ortada yok değil mi? Yok abi. Adamı 2 saat evvel gazete almaya gönderdim. Beyefendi bir türlü gelemedi. Ya ben de merak ettim abi. Başına bir şey gelmiş olmasın bunun? Söz konusu Abucar olunca insanın aklına bin türlü şey geliyor. Çünkü adam olmadık şekillerde başını belaya sokma yeteneğine sahip. Ha, gel, ne oldu? İbo ile konuştum abi. Bizimki pembeye gitmiş. Kız İbo'nun annesine bizimkinden mi ne söz etmiş? O da beni seviyor zannedip heveslenip gitmiş. İyi bari ya. Kız için üzülüp duruyor da. Abi neresi iyi ya? Kızın Abuzer'i sevdiği falan yok ki. Bizimki her zamanki gibi lafın sonunu dinlemediği için yine gitmiş. Bu Abuzer salağın tekiydi. İşin içine aşk girince büsbütün salaklaştı. Gelsin, ben onu yola getirmesini bilirim. Ha, geldi abi, geldi. Neredesin sen Abuzer? Oğlum meraktan öldük. İnsan giderken bir haber ver ya. Şişt, Abuzer! Hayda, ne oldu bu ne ya? Vallahi Kazımcığım, ben hiçbir şey anlamadım. Sen bir şey anlayabildin mi? Ya ben de anlamadım ama bu işin içinde bir bitiyeni var. Birazdan anlarız ne olduğunu. Peki bunun böyle bir huyu var mıydı? Abi bunun 40.000 türlü huyu var. Vay be, bu işte buraya kadarmış ha. Helal olsun. Ağam, benim sana kaç para borcum var? Bu da nereden çıktı oğlum? Nereden çıktığını boş ver ağam ya. Benim sana kaç para borcum var? Evinin 500-600 vardır. Yapma ya. Ha? Neyse, artık bir çaresine bakacak. Yukarıdaki eşyaları, o paranın bir kısmını karşılar ağam. Kalanını da gönderirim. Aynen oğlum, nereye gidiyorsun? Ben köye gideyim ağam. Kaldırılacak bir cenazem var. Ne? Başın sağ olsun. Kim öldü ya? Abuzer Edalı'nın hayalleri öldü. Abuzer Edalı'nın göğünü öldü. Delikanlı adamın bir bayramlık göğünü olur. Aha, çıkardım onu buraya koyayım. Bir de idamlık göğünü olur ağam. Ben idamlığı giydim, gideyim. Şimdi ne saçmalıyorsun sen ya? Saçmalamayayım ağam. Belki hayatımda ilk defa saçmalamayayım. Bitti her şey. Bak, ben bir hanım ne yazayım? Ne yazmış ya? Pişman olmak için geç kaldın. Onu yalan söylerken düşünecektin. Tut ki affettim, ne olacak? Kusura bakma ama ben iyi bir hayat kurmak istiyorum. Sevgi karın doyurmaz. 2 çıplak bir hamama yaraşır. Anlayacağım, bu iş olmaz. Beni bir daha arama pembe. Ne var bunda? 2 günlük aşk için hayata kışılır mı lan? Al şunu. Benim derdim pembe değil ağam. Söyledikleri. Beni kim ne etsin ağam ya? Ha? Bak, para kazanmaya çalıştım, olmadı. Üstüne borçlandım. Aynur'u sevdim, olmadı. Yanında cahil kaldım. Abartıyorsun Abuzer ya. Abartma ağam ya. Boş versene sen ya. Az bile söyleyeyim ben. Olmadı ağam. Yani hep başaracağım diye bir umudum vardı ama olmadı. Bu şehir beni istemiyor ağam. Yani kaybet. Yenildim ben. Burası. Burası, burası. Gerçekten burası mı beyefendi? Gerçekten burası. Bak, son kararım mı? Son kararım. Allah'a şükür. Yok orası değil burası. Yok şurası değil burası. Yanlış oldu. Ya başım döndü şerefsizim ya. Ya tamam ya. Alo kardeşim. Nereye? Evime geldim. E tamam, evinize geldiğinizi biliyorum da ben... ücreti ödemediniz beyefendi. Ha. Ücret. Pardon. Ne kadar şey edeceğim? 14.500.000 lira şey edeceksin kardeşim. 14 milyon mu? Oha! Nasıl bu kadar tutar ya? Hayda! Abi eğer hatırlıyorsan seninle beraber küçük bir İstanbul turu yaptık biz. Hani şu eski mahalle olayı. Beni alkollü gördüğün için kandırmaya çalışıyorsun. Ama yemem ben. Uf! At sattık, katır aldık, belayı satın aldık. Bak kardeşim, bak, sorun yaratmak istemiyorum. Sen sarhoşsun, ne dediğini bilmiyorsun. 14.500.000 lira tuttu. Ver şu parayı, git evine. Al. Yeter bu. 5 kuruş fazla alırız. Alamazsın. Oğlum. Adama bak ya, sadaka veriyor sanki. Alo kardeşim. Şş, bakar mısın? 5 milyon verdin. 9.5 milyon lira daha vereceksin. Ya verdim işte. Daha ne istiyorsun? Hadi, hadi bas git, bas git. Şş, öyle hadi hadi bas git, bas git. Elini kolunu oynatma. Vallahi bile bir vurdum bir de yer vurur ha. Sarhoş sürük. Kardeşim bak, anlatamadım herhalde sana. Taksimetre 14.500.000 lira yazdı. Çünkü bütün İstanbul'u dolaştık. Parla bir Fransız. Ich bin dort zu Spanien. In Trul der Limerak Kletres. Weil haben Cash mir her. Du stört andere mir. Kardeşim anlıyor musun beni? Aa, çok oldun ama ya. Soyguncu musun? Nesin? Ne? Soyguncu ha? Ben soyguncu mu ha? Ulan asıl soyguncu sensin be. Seni de arabanı da mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Şşş, ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun kardeşim? Ya niye arabama vuruyorsun? Alo, ne yapıyorsun sen? Ne var ya? Ne olur?
Ne demek? Olur lan? Bana bak, elini kolunu oynatma kardeşim. Çok kötü şeyler olur bak. Alo. Şşş. Ya ne olur söyle. Ya, bırak git Allah'ını seversen be. Bak, bak gördün mü kardeşim ya? Allah'ını seversen ya. Başı kanıyor bırak. Çekilli. Çek. Şikayetçiyim senden. Bana vurdun. Bak. Şikayetçiyim. Ya, beni öldürmek istedin. Ya kardeşim seni öldürmeye falan çalışan yok. Gel yardım edeyim sana. Sürüm öldüreceğim seni. Kardeşim sarhoşsun bak. Kendin bak. Düştün. Oktay Namlı'ya vurmak ne demekmiş göstereceğim. Bak. Karakola gidiyorum. Nereye? Karakola gidiyorum. Ulan gidersen gitme. Senden korkan senin gibi olsun. Hatta beraber gidelim karakola. Beraber. Ben de senden şikayetçiyim. Bin lira arabaya. Hay Allah ya. Mahallede de tanıyan yok. İsterseniz bir de karakola soralım. Ne dersiniz? Karakola sordum. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Ya ne yapacağız şimdi? Aa! Bakın şuradaki trafik memuru benim nişanlım. Mavişim. Yanındaki de amiri Sebahati abi. Sanıyorum o annenizin oturduğu mahallede oturuyordu. Bir de ona soralım. Ne dersiniz? Olur soralım bakalım. Tamam. Bir bakalım kim geldi. Celal. Merhabalar. Merhaba mavişim. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Merhaba Sebahati abiciğim. Merhaba, merhaba. Hayırdır? Abi biz birini arıyoruz ya. Tanıştırayım. Adınız neydi? Ebru. Ebru. Ebru Hanım annesini kaybetmiş de onu arıyor Sebahati abi. Abi sen Beykoz'da Çiğdem Sokak'ta oturuyordun değil mi? Evet Celal. 10 yıldır orada oturuyorum. Ha abi işte Ebru Hanım'ın annesi de daha önce orada oturuyormuş. Bakın burada fotoğrafı var. Bakayım. Aa bu bizim Melahat Hanım. Aa tanıyor musun sen Melahat Hanım'ı? Tanımaz mıyım canım? Ama mahalleden taşıralı çok oldu. Ya deli olacağım ya. Herkes aynı şeyi söylüyor ya. Şimdi nerede olduğunu biliyor musunuz peki? Vallahi Çengelköy'de bir lokantada çalıştığını duymuştum. E o zaman mesele çözülmüş demektir. Siz gidin bir bakın oraya işte. Hangi lokantaydı amirim? Sahilde bir lokantaymış ama hangisi olduğunu bilmiyorum. E ne yapalım araştıracağız artık. Size de zahmet veriyorum. Aa olur mu öyle şey? Yeter ki annenizi bulalım. Size kolay gelsin Celal. İnşallah bulursunuz. İnşallah mavişim. Allah'tan ümit kesilmez. Herkese çok teşekkür ederim. Fotoğrafımı alabilir miyim? Tabii buyurun. Hadi biz gidip de aramaya başlayalım. Evet. Sizi dinliyorum. Komiserim ben bu adamdan şikayetçiyim. Bir dakika komiserim bir yanlış anlaşılma var. Asıl ben bu adamdan şikayetçiyim. Kapıdan önce ben girdim. Allah Allah. Ne olmuş kardeşim kapıdan önce girdiysen haklı mısın yani? Yani sizin karşınızda bir terbiyesizlik yapmayacak olsam alır bunu. Bir vururum şimdi sana görürsün ha. Vurmadın mı zaten? Ya ben... Komiserim bu adam beni dövdü. Yok, batın bu işe şey, zindanlarda çürüsün. Ya, bu adamdan şikayetçiyim. Ya, komiserim öyle bir şey. Ya dokunma bana be. Dokunma bana. Ya, asıl ben şikayetçiyim komiserim yani. Bu adamın yap... Bak komiserim bak. Bak sizin karşınızda elini cebine atıyor. Bu kadar saygısız işte bu herif. Efendim benim paramı vermedi bir. Bana karşı iftira atıyor iki efendim. Asıl ben şikayetçiyim. Asıl iftirayı sen atıyorsun. Ya kardeşim sarış. Bana da yeter be. Teker konuşun. Hadi. Git kapı. Kim kimden şikayetçi? Ben ondan. Hayır efendim, ben ondan şikayetçiyim. Hayır, kardeşim. Ben ondan. Hayır efendim, bakmayın siz bu sarhoşun söylediklerine. Bir dakika. Önce sen anla. Önce ben. Şimdi komiserim, bu taksi şoförü beni aldı, bir güzel İstanbul'u dolaştırdı. Sonra da fazla para istedi. Ben vermeyince dövdüm. Şeytan gibi al bunun diğer alnını da patlat. Kardeşim ben seni dövmedim. Asıl iftira atan kendisi efendim böyle bir şey yok. Adresini şaşırmış. Bilmiyor. Dolaştım. Taksi ücreti de 14.500.000 lira tuttu. Çıkardı bana 5.000.000 para verdi. Ben de paramı istedim. Ondan sonra vermeyince de arabamı tekmelemeye başladı. Tekmelerken dengesini yitirdi düştü. Alnını kendi patlattı efendim. Ya sen bana niye iftira yapıyorsun? Ya kardeşim ben sana niye dövdüm? Tanımadım. Ben gidelim seni. Matmadım ulan. Aa yeter be. Bu gece ikiniz de nezarette kalın da aklınız başınıza gelsin. Mazeret hali mi? Nasıl mı? Nezarethane yani. Komiserim nereden çıktı şimdi efendim bu? Ben avukatımı arayabilir miyim? Ben de arayabilir miyim avukatımı sayın komiserim? Tamam. Arayayım bakalım avukatlarımızı. Kanki ben Ömer. Ya sabah seni rahatsız ettiğim için kusura bakma ya kanki. Ben karakoldayım. Benimki cevap vermiyor. Acaba buraya acele gelebilir misin? Ne var Ömer? Gene ne oldu ya? Allah Allah. Tamam. Peki tamam hemen geliyorum tamam. Ne oldu oğlum? Abi Ömer müşteriyle kavga etmiş, karakolluk olmuş gene. Ne yapmış gene? Ya bilmiyorum ki abi bir şey söylemedi vallahi. Ömer bu abiciğim para döner gibi bütün belaları çekiyorsun. Hiç sorma abi gideyim bir öğreneyim bakalım ne olmuş. Hadi kolay gelsin abi. Ya bu çocuk hiç akıllanmayacak ha. Abuzer. Oğlum ne bu suratın hali ya? Şişt. Gene mi aynı mesele oğlum? Boşuna uğraşma abi. Sabahtan beri konuşuyorum. Sanki karşımda duvar var. Gideceğim diyor başka bir şey demiyor. Kendinizi yormayın ağlar. Ben gideceğim. Bak yine başladım. Duvarcığım kardeşim bana bakar mısın? Bak ya acele verilen kararlar her zaman pişmanlıkla sonuçlanır Abuzer'cim ya. Abuzer.
Duvar. Ya Allah'ım. Neyse gelince konuşuruz. Hadi görüşürüz. Hadi abi, bay bay. Pardon arkadaşım ya. Şu hanımı tanıyor musunuz acaba? Ya bizim başçı Melat var. Ona benziyor ama bu kadar genç değil. Eski fotoğrafı zaten. Peki aşçınız burada mı şimdi? O burada çalışıyordu ama 3 ay önce ayrıldı. Peki şimdi nerede biliyor musunuz? Bakırköy'e taşındığını duydum ama kardeş ne haber ne eder bilmiyorum. Tamam peki sağ ol kardeş. İyi işler. İyi günler. Burada da yok işte. Ya üzülme Ebru'cum. Bak Bakırköy'ü de araştırırız. Bakırköy koca bir şehir gibi. Ne yapacağız? İğneyle kuyu mu kazacağız? Sen hiç merak etme. Ben senin anneni bulacağım. Bak söz veriyorum ya. Tekrar başa döndük. Nereden başlayacağız? Bak ben ne diyorum ha. Durağa gidelim. Bizimkilere de bir danışalım. Ne dersin? Olur tamam. Düşündükçe kahroluyorum ya. Saçma sapan sarhoş. Nereden çıktı sabah sabah karşıma? Senin yüzünden nezarethaneye düştük ya. Nasıl ben senin yüzünden düştüm? Allah Allah, Allah Allah. Hala aynı. Kanki. Kanki hoş geldin. Hoş geldin kankicim benim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben özgürüm, özgürüm. Ya, tamam, gir, gir, içeri gir. Kanki, bak. Alo, alo, şşş. Sarı salim boz. Bu var ya bu. Benim avukatım kanki. Tamam, İstanbul'un en ünlü avukatı. Mahvedeceğiz seni, mahvedeceğim. Ya, sakin ol lütfen ya. Kanki, beni buradan kurtar, Allah'ını seversen. Kurtarırım da önce ne olduğunu bir anlat bakayım. Ya, anlatıyorum. Şimdi bu var ya, saçma sapan sarhoş. Ki arabama bindi, bütün İstanbul'u dolaştırdı. Paramı vermedi. Aa, bu heriften davacıyım ben. Ben de dava açacağım. Sen de beni dövdün. Açsan olur lan, açsan olur. Açsan olur, açsan olur lan. Öldürürüm seni ha. Sakin ol. Kanki, bu adamı dava açarsa beni savunursun değil mi? Ya tabii savunurum. Ömer savunmaz. Bu adamı savunma kardeşim. Savunulacak bir yeri yok ki bu. Allah Allah, Allah Allah. Sussana sen sarhoş, sussana. Tamam, ha? Sen sus, avukatı konuşsun. Bak benim avukatım var. Susmayacağım işte. Konuşsun ya. Savunulacak. Allah Allah, öldüreceksin şu herifi ya. Burada nezaret böyle. Benim avukatım da geldi işte. Şimdi sana soracağız gününü. Ya ne gününü soruyorsun be? Sen kim oluyorsun sence? Selcan yenge. Ne? Selcan yenge. Selcan yenge? Ay ama Selcan. Ya senin ne işin var burada ya? Selcan. Ben Oktay Bey'in avukatıyım. Ne? Ne? Bu adamın mı? Bu adamın mı? Evet, Oktay Bey benim yıllardır müvekkilimdir. Ne? Ne? Selcan Hanım, ben bu adamdan davacıyım. Beni dövdü, yere attı. Şu başımın haline bakın. Hala başım dönüyor. Ömer bunu nasıl yaparsın? Kanki ya bunu gerçekten sen mi yaptın oğlum? Ya nasıl ben yaparım kanki, olur mu öyle şey ya? Görmüyor musun ya, sarhoş adam. Arabamı tekmelemeye başladı, sonra dengesini yitirdi, düştü. Siz beni yıllardır tanıyorsunuz Selcan Hanım. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Şey haklısınız, sizden böyle bir şey beklemem. Aşk olsun Selcan Hanım. Demek kankimin karısı bana yalancı diyor, öyle mi? Yok Ömer, yalancı demiyorum da. Ha, tamam, tamam, tamam. Anlaşıldı. Bak, beyim burada bir şey söylemiyorum. Kanki, ya şu karına bir şey söyler misin? Ya Ömerciğim, vallahi ben de ne diyeceğimi şaşırdım yani. Kankim, sen böyle bir şey yapmadın değil mi? Ne? Sen böyle bir şey yapmadın değil mi? Ya ne diyorsun kanki? Ya sen böyle bir şey yapmadın değil mi? Yani bu adamı dövmedin değil mi? Ya kanki, ben bu adamı nasıl dövebilirim ki ya? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Siz beni tanımıyor musunuz? Ha, şişede durduğu gibi durmuyor işte. Adam sarhoş. Arabamı tekmelemeye çalıştı. Ben de ona engel olmaya çalıştım. Dengesini yitirdi, düştü. Olay bundan ibaret ya. Tabii. Ne? Sen savunacaksın değil mi? Ne? Ya sen beni savunacaksın değil mi? Ya, tabii ki savunacağım, tabii ki Selcan. Yani bence bu davayı alma, kaybedeceksin. Ama Oktay Bey benim müvekkilim Kenan. Yapamam, davayı almak zorundayım. Ne? Ne? Teessüf ederim sana Selcan. Allah Allah, ben de teessüf ederim. Yemin ederim bunu senden hiç beklemezdim. Ya şey oldu ya. Tamam. Ömerciğim ben bir profesyonelim, bunu yapmak zorundayım. Alacağım. Başım. Ne oldu Oktay Bey, iyi misiniz? Başım sürekli gün. Ciddi bir durum olabilir. Sizi hastaneye sevk ettireceğim. Hem davacı olacağımız için rapor almamız gerekiyor. Ben gidip işlemleri halledeyim. Vay be, git bakalım git. Dost bildiklerimize bak sen. Bizi sırtımızdan vuruyorlar. Ha. Sen bizim eve oturmaya gelirsin Selcan Hanım. Kanki. Efendim. Yoksa sen de mi beni sırtımdan vuracaksın? Vuracaksan şimdiden söyle. Vur hadi, vur. Hayır, vur. Hayır Ömer. Seni savunacağım, inan. Ben sana inanıyorum kardeşim. Ya şakan kim benim? O ne yapıyor orada? Bilmemmiş. Abi, sen abi iyi misin? İyiyim. Kanki, bu burada ölüp kalmasın, başımız belaya girmesin. İyiyim. Ne yapıyor bizim gamlı baykuş? Bilmiyorum abi ya. Gideceğim diyor, başka hiçbir şey demiyor. Şimdi de bizim İbo'yu bekliyormuş, bilet parası alacakmış. Benden istedi, ben vermedim abi. Aman abi ya, siz de vermeyin ha. Ne diyorsun be oğlum? Ne vermesi be? Hiçbir yere gidemez o. Öyle her şeyi bırakıp gitmek kolay mı? Numara yapıyor. Dikkatimizi çekmek istiyor. Abi biraz ciddi gibiydi ya. Yok canım. Beyefendi her tepesi attığında bir gideceğim teranesi tutturur. Üstüne düşmeyin. Kendi kendine vazgeçer o.
Merhabalar. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Ebru'cuğum, geç şöyle, geç. Celal, geç hanım kızımız öyle. Kim? Abi, Ebru benim müşterim. Bir sorunu var, annesini arıyor. Anneniz mi kayıp? Aslında pek kayıp sayılmaz. Kusura bakma kızım ama ben hiçbir şey anlayamadım yani. Şimdi durum şöyle abicim, Ebru küçükken annesi bakamıyor diye evlatlık vermiş. Yo yo, önemli bir şey yok, merak etmeyin. Ben ilgileniyorum. Ha tabii tabii, yarın mahkemede elimden geleni yapacağım. Yani kan kimin suçsuz olduğunu ispat edeceğim. Tamam, bir şey olursa ben sizi ararım. Görüşürüz. Selcan, hayatım yani ben karakolda tartışmak istemedim ama... Ya bence bu davayı alman yanlış. Onlar bizim arkadaşımız ya. Ben mesleğimi yapıyorum Kenan. Ya, tamam da Selcan, arkadaşlık ne olacak Allah aşkına, yapma. Ben işime duygularımı karıştırmıyorum Kenancığım. Sen de öyle yaparsan iyi edersin. Öyle mi? Madem o kadar profesyonelce düşünüyorsun, o zaman Ömer'in haklı olduğunu kabul et ya. Adam sarhoşmuş. Yani sarhoş bir adamın söylediğine nasıl inanabiliyorsun, seni anlamıyorum yani. Diyelim ki Oktay Bey yalan söylüyor. Ömer'in parasını vermedi. Yine de Ömer'in müşterisine vurmaya hakkı yok. Bu bir suçtur. Of Selcan, tamam tamam. Yani biz seninle anlaşamayacağız, o belli oldu. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba Manolya. Ay, Ömer'in başına neler gelmiş, Ramazan abi söyleyince koştum geldim, ne yapacağız? Manolya'cığım, şu anda yapılacak bir şey yok. Artık yarınki mahkemeye bekleyeceğiz. İyi de karşı tarafın avukatıyla bir konuşsak, belki davadan vazgeçer, anlaşıveririz. Selcan, duydun mu hayatım? Duydum Kenan. Ayo, Selcan'la ne ilgisi var? Ömer'in avukatı sen değil misin? Ömer'in avukatı benim de Manolya. Karşı tarafın avukatı... Ne? En yakın arkadaşın Selcan. Kenan, ne diyor Selcan? Böyle bir şey yapmadın değil mi? Maalesef yaptım Manolya. Ama karşı tarafın Ömer olduğunu bilmiyordum. Öyleyse alma davayı. Hadi aşkım, hayatım, lütfen. Ya inat etme, bırak şu davayı hadi. Maalesef yapamam Kenancığım. Neden anlamak istemiyorsunuz? Nasıl yani? Arkadaşının hapse girmesi için mi uğraşacaksın? Hayır Manolya, ben sadece haklının ortaya çıkması için uğraşacağım. Haklı olan tabii ki Ömer. Kusura bakma ama ben öyle düşünmüyorum. Sana inanmıyorum Selcan ya. Sen arkadaşına benim kocama yalancı mı diyorsun? Hayır, yalancı demiyorum. Bal gibi dedin Selcan ya. Yok, ben burada bir dakika daha duramam. Hoşça kal Kenan. Güle güle. Şuraya bak ya, en yakın arkadaşım bana ne yapıyor ya? Selcan, yaptığını beğendin mi ya? Şu inadın yüzünden en yakın arkadaşlarımızı kaybedeceğiz yani ha? Annemin en son Bakırköy'de olduğunu öğrendik. Ama nerede çalışıyor, nerede oturuyor hiç kimse bilmiyor. Ama hiç olmazsa hangi semtte olduğunu öğrendin. Arıya arıya buluruz. Bilmiyorum. Artık arayacak gücüm kalmadı. Ya orada da bulamazsam? Denemeden bilemezsin kızım. Bak, annenin hayatta olduğunu öğrendin. Eninde sonunda bulunur. Bakın ne diyorum. Ebru'nun annesinin fotoğraflarını çoğaltalım. Arabalara asalım. Ve bütün İstanbul'u dolaşıyoruz. Bir tanıyan çıkabilir değil mi abi? Çok iyi düşündün Kazım. Hatta bir tane de durağa asalım. Hı hı. Tamam abici, fotoğraf asmak iyi fikir de bence daha kısa vadeli bir çözüm gerekiyor ya. Buldum abi. Radyo abicim, radyo. Ekrem Bey'den rica edelim. Anons yapsın abi radyodan. Evet abi ya, işte bu ya canım. Ev arkadaşım beni ya. Daha iyisin vallahi değil mi abi ya? Tamam, ben bir Ekrem'i arayayım. Mutlaka yardımcı olur. Erdal, sen de fotoğrafları çoğalt. Tamam abi. Ebru, sen fotoğrafı ver. Tamam, al Erdal'cığım. Teşekkür ederim. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Hele bir anneni bulalım, ondan sonra teşekkür edersin. Onu bir bulsam, sımsıkı sarılır, bir daha bırakmam zaten. Hadi Erdal, acele et. Tamam, gittim. Ebru'cığım, sen de otur, ben sana bir çay getireyim ha. Gel İbrahim, gel. Gel de bitsin bu çile, gel. Erdal abi, dur dur. Bir şey diyeceğim. Bu İbrahim hala gelmedi. Diyeyim ki, sen inat etme, ver şu parayı. Ben vakitlice köyüme döneyim. Abuzer, vallahi hayret bir şeysin. Seni henüz anlamış değilim ha. İnsanların ne derdi var abi, sen neler uğraşıyorsun? Şu içeride gördüğün kız var ya, bir seyredir annesini arıyor oğlum. Ne güzel söyledin işte, bak onun arayacak bir şey var. Benim neyim var? Elinin körü var, elinin körü. Her şeyim var be abi, her şeyim var. Bak canım, sana para mara vermeyeceğim. İnşallah İbrahim de gelmez. Sabaha kadar burada donarsın. Dana. Allah Allah. Hala inanamıyorum Selcan'ın böyle bir şey yapmış olduğuna yani. Abla yaptı diyorum işte. Canım, bu ne insanlar ne de dostluğa sığar ama. Ama güzellerim yani. Selcan da bir avukat. Sonuçta işini yapıyor. Aman. Öyle iş olmaz olsun. Düşmanlarla işbirliği yapıyor ama. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Bizi sırtımızdan vurdu. Vallahi çok haklısın bana öyle. Selcan'ın yaptığı şey hiç affedilecek bir şey değil yani. Olmaz bu kadar da. Aa, kekinden yememişsin hayatım hiç. Yok Ayşe abla, canım bir şey istemiyor. Kuşum hapisteyken ben bir şey yiyemem ki.
Ah Selcan, ah ben sana ne diyeyim ha? Düşündükçe iyice sinirlerim tepeme çıkıyor canım. Aa, kendinize gelin güzellerim. Duyan da Ömer Selcan yüzünden içeride yatıyor sanır. Selcan yüzünden değil ama savunduğu adam yüzünden içeride yatıyor çocukcağız. Vallahi Selcan'a iki laf etmeden içim rahat etmeyecek benim. Ay bırak abla, değmez ya. Yok yok, içimde kalır sonra vallahi. Ayşe'cim, sonra pişman olacağın şeyleri yapma canım. Ay niye pişman olayım canım? Adamı sırtından vuran o. Alo, Selcan, ben Ayşe. Aa, Ayşe ablacığım, merhaba. Bana bak Selcan, sana bir tek şey söyleyeceğim. Eğer bu davayı bırakmazsan bir daha benimle asla konuşma. Bu çocuk oyuncağı değil Ayşe abla. Dava açıldı bile. Peki Selcan Hanım, bundan sonra görüşmeyiz, olur biter. Ayşe abla, bir dakika. Hiçbir şey söyleme canım. İnsan arkadaşını satmaz. Buyurun, şöyle otur. Gel yavrum. Çok heyecanlıyım. Heyecanlanacak bir şey yok. Biz sana yardımcı olacağız yavrucuğum. Tabii canım, sen rahat ol. Bak derdini iyice anlat, tamam mı? Bu fırsatı iyi değerlendir. Bütün İstanbul seni dinleyecek ha. Annem dinlese bana yeter. Hazır mısın canım? Yayına giriyoruz. Tamam. Evet sevgili dinleyiciler, Aynur'a sıkıntını anlat, üzerinden at programımızla yine birlikteyiz. Bu hafta bir konuğumuz var. O bir umut yolcusu. Yıllar önce ayrıldığı annesini arıyor. Onu bulmanın ümidiyle İstanbul'u dolaşıyor. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Anneni nasıl kaybettin? Biraz anlatır mısın? Beni evlatlık vermiş. Daha doğrusu vermek zorunda kalmış. Maddi durumu iyiymiş. Bak zavallı yavrucuğum. Bana bakamamış. Ya, çok acılar çekmiş. Geçen yıl beni evlatlık alan aileyi trafik kazasında kaybettim. Miras işlemleri sırasında da evlatlık verildiğimi öğrendim. Ya şansa bak ya. Mini minnacık bir kız çocuğu bu kadar acıyı nasıl taşır ya? Şşşt! Pardon. Daha sonra da anneni aramaya başladın değil mi? Evet. Annemin adı Melahat. Melahat Kırmızı. En son Bakırköy'de olduğunu öğrendik. Ama Bakırköy'ün neresinde bilmiyorum. Sevgili dinleyiciler, Ebru'nun annesini tanıyorsanız lütfen bizi arayın. Bu umut yolculuğunda hepinizin yardımına ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin. Hayatta en kötü şey insanın bir yakınını kaybetmesi. Anne, umarım beni dinliyorsundur. Bir an önce sana kavuşmak istiyorum. Sana ihtiyacım var anne. Arkadaşlarımızın yaptığına inanamıyorum Kenan. Sanki her şeyin suçlusu benmişim gibi konuşuyorlar. Ne yapacaksın Selcan? Onlar duygusal insanlar. Ne demek istiyorsun Kenan? Hani sen profesyonelce davranıyorsun ya. Yani duygularınla işi birbirine karıştırmıyorsun ya. O anlamda söyledim. Başka bir nedeni yok. Evet Kenancığım, duygularımı işime karıştırmıyorum. Çünkü yanlış karar vermek istemiyorum. Tamam da hayatım. Doğru karar vereceğim derken arkadaşlarını kaybedebilirsin, ona göre. İnanamıyorum Kenan. Sen de onlar gibi düşünüyorsun öyle mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim Selcan. Açıkçası öyle düşünüyorum yani. Ya ben senin yerinde olsaydım bu davaya bakmazdım. Ama ben bakıyorum Kenan. O zaman arkadaşlarını kaybetme riskini göze alacaksın hayatım. Ya bak Ebru'cum, ben Mavişim'e kavuşmak için neler çektim neler çektim ya. Bak sonunda da kavuştum. Bir şeye inanırsan muhakkak olur. Sen annene kavuşacağına inan, muhakkak kavuşursun ya. Haklısınız. Debriyaj efendim, buyurun. Ha, tamam efendim, ayrılmayın lütfen, hemen görüştürüyorum. Anneni tanıyan biriymiş. Alo, buyurun. Ya, evet. Yok, hayır. Yani benim annem ortaokul mezunu. Öğretmenlik yapamaz. Yine de teşekkür ederim. Kıyamam sana. Benim kuşumu kafeslere mi koymuşlar? Ah! İnan ki iftira atıyorlar Manuş. Eminsin değil mi Ömer? Tabii ki eminim bir tanem. Vallahi de billahi de ben ona vurmadım. Benim arabama vuruyordu. Ben ona engel olmaya çalıştım. Tamam canım, inanıyorum sana. Ay Ömer, biliyor musun? Adam hala hastanedeymiş. Ay inşallah bir şey olmaz. Başımıza iş alırız. Yapma ya. Öyle mi? Peki nesi varmış? Başını çarpınca sarsıntı geçirmiş, kontrol altına almışlar. Bak işte ya, bak işte ya, ben biliyorum ya. Bunlar içip içip sapıtıyorlar. Ondan sonra hem kendilerini hem de başkalarının başlarını belaya sokuyorlar ya. Sinirlenme kuşum, nasıl olsa sen suçsuzsun ve kurtulacaksın. Canım karım benim. Canım Manuş'um benim ya. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Ay cikcikim benim, sen olmasan ben ne yapardım? Bana ne ağır geliyor biliyor musun? Dost bildiğimiz insanların sırtımızdan bıçaklaması. Selcan bunu bana nasıl yapar ya? Nasıl yapar? Söylesene. Bilmiyorum kuşum, anlamamışım. Selcan'ı dost sanıyordum. Tanımamışız demek ki. O Selcan'ın alacağı olsun. Konuşma bir daha onunla Manuş. Ama bak kankime, kanının son damlasına kadar beni savunacak. Ama o ne yapıyor? Benim düşmanımla işbirliği yapıyor. Tamam kuşum, sakin ol. Biz de bundan sonra Selcan'a hak ettiği gibi davranırız. Bir daha, ama bir daha onun suratına bakmayacağım.
Acayip küstüm, çok. Ah Selcan, ah bunu bize nasıl yaparsın ya? Of. Taştan döşeklerde yattım, hamaldan beter çalıştım. İstanbul sana alıştım, ne olur gönderme geri. Vay be kardeşim, yeter abi ya, yeter. Sabahtan beri buradasın abi, girsene, akşam oldu. Ya siz beni hep ciddiye almıyorsunuz değil mi ya? Hayret bir şey ya, ben gideceğim deyip. Bak bir sen ilgilenin. Daha bir tanesi kafasını uzatıp da bu çocuk ne yapıyor demedi. Ya abi ilgilenmediklerinden değil, üstüne gelmek istemiyorlar o kadar. Yok abi ben anladım ya. Abu Zer'le de olayım, Abu Zer'siz de olayım, ben gideceğim. Tamam kardeşim, git. Sana istediğin bilet parasını da vereceğim. Hatta elimle otobüse bindireceğim, tamam mı? Ama senden bir ricam var, akşam bana geleceksin. Bak hele, ha. Kimse ilgilenmiyor da sen niye bu kadar benimle ilgilenin? Dana sen benim dostumsun ve dostumun üzülmesini istemiyorum. Seni seviyorum, tamam mı? Hadi gel, hem akşam eğleniriz lan. Tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika. Önce dur ya. Ben gideceğim ben ya. Gideceğim yer belli benim. Eve mevede. Lemicim yok kardeşim, tamam mı? Ramazan abiden de izin alıyorum, geliyorsun. Hem akşam Celal diye bir kakarikikli yapacağız, şahane olacak, eğleneceğiz ya. Tamam, benim tadım yok. Şimdi gelsem sizin de tadınızı kaçıracağım. Kaçırmazsın kardeşim, geliyorsun ya. O kadar sinirlendirme abi sen. Aa. Tamam ya, aa, geleyim. Hadi. Ramazan abicim, eğer izin verirsen Abu Zer'i buna götürüyorum. İyi olur, biraz açıldım. Oğlum, sen de düşün taşın, pişman olacağın bir karar verme. Bak Abu Zer'cim, burası senin evin sayılır. Burada iyi kötü bir düzenin var. Ona göre hareket et, tamam mı canım? Hadi bak. Hadi abicim, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne gündü be abi ya? Karakola düşeni mi ararsın? Bunalıma gireni mi ararsın? Vay anam vay ha. Ah Kazımcığım, taksi durağı değil, tımarhane. Gel Ebru'cum. Merhabalar. Merhaba. Celal, ne oldu? Bir gelişme var mı? Yok abi, yok. Maalesef yok. Boş yere sizi de yordum. Bana bak kızım, böyle suratını asma. Gün doğmadan neler doğar. Alo, çiçek taksi buyurun. Evet. Evet, burada. Bir saniye. Radyoyu anneni tanıdığını söyleyen birisi aramış. Hadi, hadi konuş. Alo, buyurun. Ya, öyle mi? Ha, tamam, tamam, yazıyorum. Evet. Evet. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne oldu? Bakırköy'den aramışlar. Bir ay önce Melahat adında aşçı bir kadın işten çıkarılmış. Ev adresini biliyorlarmış, verdiler. Annem hakkında söylediğim her şey uyuyormuş. Ya çok güzel bir haber bu ya. Gözün aydın. Hadi kızım, al bakayım şu adresi. Hadi inşallah haber doğrudur da annene kavuşursun. Hadi yapma. Hadi, hadi, hadi. Teşekkürler. Hadi, hadi kızım, hadi dur. Teşekkür ederim. Aa, şeyi soracaktım. Hani bu benimle beraber hücreye kapatılan diğer arkadaş var ya, Oktay Bey. Onun durumu nasılmış? Bir bilginiz var mı? Bir bilgim yok. Sadece akşama hastanede geçireceğini biliyorum. Öyle mi? Hadi ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Hastanede geçirecek ha? Ne oldu acaba? Hay Allah kahretmesin ya. Olacak iş değil ya. Adam ya beyin kanaması geçirdiyse? Aman ha, Allah korusun. Ben ittim ya. Ben adamı ittim ya. Tabii. Bir an kendimi kaybettim, ittim adamı. Olacak iş değil. Uf. Benim acilen yarın kankiyi vurup durumu anlatmam lazım. Ya burada değilse? Ya birisi şaka yaptıysa? Bak Ebru, sakin ol. Şimdi ben kapıyı çalacağım. Kapı açılacak, annene kavuşacaksın, tamam? İnşallah, inşallah. Bak iyisin değil mi? Çalıyorum. Tamam, tamam, tamam. İyiyim. Heyecandan öleceğim. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Ya, buyurun. Anne. Ben Ebru. Kızım. İşte burada evlatlık verildiğime dair belgeler. Yavrum. Anne. Yavrum. Anne. Bir daha beni bırakma anne. Allah bir daha sizi hiç ayırmasın. Ebru, ben en iyisi gideyim artık. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hiç önemli değil canım. Annene kavuştun ya, o yeter bana. Hadi hoşçakal. Hadi abicim ya, asma suratını ya. Bak gençsin, sağlıklısın. Gerisini kafana takmayacaksın kardeşim. Hadi koçum. Hadi abi. Aa. Abicim. Oho Abu Zer. Böyle gidersek abi vallahi sabaha kadar mahvoluruz seninle kardeşim. Abu Zer, müzik iyi mi koçum? Beğendin mi müziği? Beğendim. Abicim öyle bu...
Bak, kendi ellerimle şahane zeytinyağlı sardım abi senin için. Yok abi, sağ olasın. Vay be abi ya, senin nedir? Doyulmuyor ha. Ben geldim. Hoş geldin Celal. Hoş bulduk. Ne haber bu Selcim? Oo, gene sofrayı donatmışsın ha. Aferin be Erdal, vallahi elinden her şey geliyor be. Helal. Eyvallah abiciğim. Ya. Abi, Ebru'nun annesine ilgili bir gelişme var mı? Var abi, var. Ne oldu abi? Ana kızı birbirine kavuşturdum abi. Sarmaş dolaş bıraktım geldim ha. Oh be abicim ya, çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Bu kız onu hak etti çünkü abi ya. Bak görüyor musun abi? Hayatta neler oluyor ya? Sense bir bardak suda fırtınalar kopartıyorsun abi. Kız nasıl mücadele verdi annesine kavuşmak için? En sonunda kavuştu. Ya sen? Yok abi ya, tamam. Üzülüyorsun. Anlıyorum ama. Bir dakika. Yani sen anlamayın ya. Sen hiç abuzer oldun? Sen oldun ha? Yok. Senin bir sevgilin var değil mi? Yani karşılıksız sevmenin ne demek olduğunu sen bilmeyin. Sen zengin bebesi olarak doğdun. Güçlü doğdun, varlıklı doğdun. Ezikliği, yokluğu, parasızlığı bilmeyin değil mi? Ben ikisini de bileğime alır. Onun için boş verin ya. Bana nasihat vermeyin. Hadi. Neşeyle abuzer et. Doldur ha. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Seni hiç bulamayacağım sandım. Canım kızım benim. İnan ben de seni çok aradım ama bulamadım. Artık umudumu kesmiştim. Ne kadar güzel bir evim var. Kocamın evi. Bir ay önce evlendim. Seni bırakmak istemezdim Ebru. Ama başka çarem yoktu. Baban öldü. 5 parasız tek başıma kaldım. Tamam anne, tamam yorma kendini. Artık bu özlem bitti. Önemli olan da o. Haşim geldi herhalde. Ben hemen geliyorum. Ne diyorsun Melahat? Ne kızı? Bana kimsem yok demiştin. Yıllar önce evlatlık vermiştim. O günden beri hiç görmedim. Aramış bulmuş. Nondurup bir şey söyleme. Bak Melahat, seni karım olarak aldım, kabul ettim. Bu saatten sonra çoluk çocuk derdi çekemem. Ne olur bu gecelik idare et. Ne olur hatırım için kalbini kıracak bir şey söyleme. Merak etmeyin. Size yük olacak değilim. Sadece annemi görmek istemiştim. Artık gidebilirim. Ebru, kızım gitme. Ben seni ararım anne. Size de iyi akşamlar. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin bedeli var. Buraya kadar. Vah be, vallahi buraya kadar ya. Ya Abuzer, canım kardeşim benim ya. Ya ben seni çok özleyeceğim ya. Allah! Ya bu ne biçim iştir ya, ne biçim iştir bu Erdal ya. Ya yerde sen ya. Yok, yerde sen yok, çul desen yok. Abi ne olacak bu ya, ne olacak ya? Ne olacak böyle ya? Oh abi, yeter be abi be, yeter be abi ya. Olayı Brezilya dizisine çevirdiniz ha. Abi, bu şehir seni kabul etmiş. Sen kendini kabul etmiyorsun abi. Ha? Oğlum bakma sen buna ya. Bu kafayı bulmuş ya. Saçmalıyor be oğlum be. Hiç de bile. Tek başına kimseye muhtaç olmadan ayakta kalmayı başarmış. Bir Anadolu çocuğusun sen ya. Ama maalesef çok özür dilerim. Olduğun için bunu göremiyorsun. Ha? Nerenin uyarı ya? Sen köyünden geldiğinde bu durumda mıydın? Ha? Bu durumda mıydın? Aradaki farkı görmüyor musun? Ha? Kendine bir bak. Tabii oğlum. Tekamül ettin oğlum sen. Koçum. Anne kimseye bir şey etmedim abi. Of abi ben bilmeyeyim ya. Bilmeyeyim falan yok. Bilmeyeyim falan yok. Ayağa kalk ayağa. Şimdi kendine gel tamam mı? Rahatla. Bütün sorunların üzerine gideceksin. Böyle oturmakla sorunları çözemezsin. Yok et sorunlarını. Sorunların ne senin? Ha? Para. Dur ha. Dur. Dur para. Para. Al sana para. Hadi vur. Yok et onu. Bu para yok et. Vur. Vur. Evet. Daha hızlı. Cevat! Yapma! 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 Yapma
Sen Anciye koridorlarına düşecek insan mıydın ayol? Ay Ayşe abla ne olur yapma. Zaten kötüyüm, daha kötü oluyorum ya. Ay bana bak, Sercan da iyi avukattır ha. İster misin davayı kazansın? Ay Ayşe abla yapma Allah aşkına ya. Kenancığım iyi misin? İyiyim, iyiyim Sercan, iyiyim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Merhaba. Merhaba bayanlar, nasılsınız? Merhaba Kenan, ne diyorsun? Ömer'i bırakırlar mı bugün? Merak etme yani, ne yapıp edip Ömer'i kurtaracağım Manolya, merak etme. Aferin sana Kenan. Vallahi dost böyle günlerde belli olur derlerdi de inanmazdım. Meğer pek bir doğruymuş. Doğru, doğru Ayşe yenge, haklısın. Sercan Hanım, inşallah iyi hazırlanmışsınızdır. Çünkü içeride kıyasıya bir mücadele olacak. Duruşma pek uzun sürmeyecek Kenan Beyciğim. Çünkü ilk iki dakikada Oktay Bey'in haklı olduğu anlaşılacak. Göreceğiz. Göreceğiz. Evet, içeride gününüzü göreceksiniz. Ah, siz göreceksiniz Kenan Bey. Ay ne göreceklermiş ayol? Sus. Ya koca adamlarız ya, ne kadar çocukça davranmışız. Boşu boşuna kırmışız birbirimizin kalbini. Doğru. Neyse, zarar neresinden dönülürse kârdır demiş. Ne kadar güzel söyledim. Bak, üfle üfle. Abi 240. Aa, benim gördüğüm, sen de görüyor musun Ayşe abla? Görmez olur muyum ayol? Şunların haline bak. Can ciğer kuzu sarması gibi olmuşlar vallahi. Ah, bak burada kimler varmış. Arkadaşlar boşu boşuna geldiniz. Çünkü biz ne yaptık sabah sabah Sarhoş abi? Ne yaptık? Barıştık. Ah öyle mi? Nasıl oldu bu kanki? Aman yani Ömer Bey. Anlatayım nasıl oldu Ömer? Anlatıyorum işte kuşum. Bakın ben hapisteyken bütün bir gece boyunca düşündüm. Ve evet haklıydı. Yani ben daha olgun davranmalı, olayları daha pozitif değerlendirmeliydim. O yüzden Oktay Bey'e karşı büyük bir terbiyesizlik yaptığıma karar verdim. Duydunuz mu Kenan Beyciğim? Ben de herkesin içinde Ömer Bey'den bir kere daha özür diliyorum. Çünkü dediği gibi parasını verdim. Gerçi bundan evvel sarhoşken böyle birkaç olay daha başıma gelmişti. Ya, duydunuz mu Sercan Hanım? Yani davacı olmayacaksınız öyle mi? Olmayacağım. Adamcağızı bütün gece işinden gücünden ettik. Bir de davacı mı olacak? Yani anlayacağınız, ikimiz de hatalı davrandık ve hatamızı kabul ettik. Bu mesele de burada kapandı. Oh Allah'a şükür. Mesele kapandığına göre, olay tatlıya bağlandığına göre kanki. Ben güzel evime gidip duş alabilir miyim? Ömerciğim prosedür gereği birkaç işimiz var. Ondan sonra istersen git küvete doldur arkadaşım. Doldurabilir miyim? Doldur. Aman be çocuklar, ben buralara kadar boşu boşuna mı geldim yani? Ayşe abla. Oktay Bey buyurun, biz de işlemlerimizi tamamlayalım. Sağ olun avukat hanım. İşim bittikten sonra ben gidebilirim değil mi? Tabii gidebilirsiniz. Tamam. Umarım bu uzlaşmacı tavrınızdan birileri de ders alabilir. Ay hala konuşuyor yol bu. Şşş, sarhoş sarhoş. Çok içme ha. Abuzer'in demlediği çay gibi olmadı ama idare et artık abi. Yok rengi hiç fena değil. Evet. Sağ ol eline sağ ol. Afiyet olsun abi. Günaydın. Oo, günaydın ağalar beyler. Sabah şerifleriniz hayırlı uğurlu olsun. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Abuzer efendi, suratsız baykuş gibi gittin, şebelek maymunu gibi döndün. Gecen iyi geçti galiba ha? İyi de laf mı ağam ya? Sağ olsunlar Celal ağamla Erdal ağam beni sultanlar gibi ağırladılar be. Aman! Kim razıymış? Aman! Oğlum, 40 yılda bir evimize geldi misafir. Tabii ağırlayacağız ya, değil mi Erdal? Ağam benim ya. Bir neşe, bir muhabbet, bir sohbet derken ağam ne gam kaldı ne tasa. Görünüyor Abuzer Bey. Yani gitmekten vazgeçildi öyle mi? Aman be, aman be. Siz bana ne bakmışsınız ki şimdi yani? Bir geldi, esti, geçti. Ben yani sizi bırakıp nasıl giderim? Aferin Abuzer. Sana da bu yakışır yani. Vay vay, çaylar da demlenmiş. Şimdi var ya, hazır çayı içmek acayip keyifli olacak ha. Size de birer bardak vereyim. Ya Abuzer Bey, beni ufak bardak kesmiyor ya. Şöyle büyük bir şey var mı? Kupa gibi, kupa kupa. Olma mı ya? Keser, gel benimle. Gel bakalım. Evi nasıl sahibi? Akşamki eğlenceden pek memnun kalmamış galiba abi. Ne oldu oğlum sana? Abicim şoku atlatmaya çalışıyorum. Gerçi böyle şeyler söylenmez, ayıptır ama söylemesem şişip çatlayacağım abi. Abi bu ikisi içip içip sapıttılar abi. Bütün evi dağıttılar. Tahmin edebiliyorum. Tahmin falan edemezsin abi. Evin halini görecektin. Halılar mı batmadı, bardak çanak mı kırılmadı? Sana daha ne diyeyim abi? Vah vah vah, o kadar kötü ha. Abicim kötü de laf mı ya? Bir ev düşün abi. Evde aynı anda hem deprem oluyor, hem savaş çıkıyor ve yangın başlıyor. Neyse, olan olmuş artık ya. Şş, geliyorlar. Bak ha, diyeyim ki bundan sonra bu toplantılara sık sık yapak. Müzisyen, çalgıcı, çiğ köfteci hepsini getirin ben. Aman vallahi yapalım ya. Bak bizim evde müsait. Her hafta sonu yapalım ha. Ne stres kalır ne bir şey. Değil abi mi? Ya hadi karambolde sen de yaşadın. Tabii ki kalmaz. Sizdeki bütün stres bende toplandı koçum. Merhaba. Merhaba Ebru, hoş merhaba. Geldin. Hoş bulduk. Size veda etmeye geldim. Her şey için çok teşekkürler. Hayırdır kızım? Anneni alıp gidiyor musun yoksa? Annemle değil. Yalnız gideceğim.
Aa, nasıl yani? Buraya annemi bulmaya gelmiştim. Buldum. Ama onun kendi düzeni var. Kalırsam bozulacak. Gitsem iyi olur. Hadi ikimize de geçmiş olsun. Dava düştü. Olay tatlıya bağlandı. Evet, olay tatlıya bağlandı. Yalnız bak, sakallı sarhoş. Eğer yine sabahın köründe öyle içkili dolaşacak olursan... ...hemen bir haber ver. Taksim emrine amadedir, unutma ha. Tamam, ararım. Hadi Allah'a. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ayşe yenge, senin neyin var, ne oldu? Aman be Kenan, hiç iyi değilim vallahi. Aa. Hayır, yani düşünüyorum da biz büyük hata yaptık. Selcan'ın üstüne çok yüklendik biz. Hayır, iş hayatındaki en büyük acıyı ben çekmiş biri olarak iyi anlamam lazımdı kızcağızı. Hangi iş hayatında Ayşe abla? Canım, ben durakta yemek yapmıştım ya. Ha, bir gün. Bir gün bir gün. Ne var yani? Onun zorluğunu en iyi ben bilirim. Doğru aslında, işini yapmaya çalışıyordu o da. Tabii tabii tabii. Yalnız arkadaşlar, bakın önemli bir nokta var. Yani iş başka, arkadaşlık başka. Başka. Her meslekte olur bu işler, değil mi kanki? Olur, her meslekte. Yani ben de hatalı davranmış olabilirim. Ben de hatalı davranmış. Ama burada en çok iş sana düşüyor kanki. Bana düşüyor, bana Çünkü sen kocasısın. Ben kocasıyım çünkü. Senin daha çok özen göstermen lazım. Daha çok özen göstermem lazım. Daha fazla hassas olman gerekiyor. Daha fazla hassas olmam lazımdı benim. Konuşmayın, geliyor kız. Herkese geçmiş olsun. Size de çok geçmiş olsun Selcan Hanım. Sana da Selcan. Hadi. Ne? Hadi. Şey, ay kusura bakma Selcancığım. Vallahi çok üstüne gittik biz senin. Evet, iş başka, arkadaşlık başkaydı ama biz karıştırdık. Ya canım, uzun lafın kısası Selcan şu. Yani hepimiz üzerine gitmiş olabiliriz. Olabilir. Sen en nihayetinde işini yapıyorsun. Yani özür diliyoruz. Özür dilerim. Dünyanın en güzel avukatı. Lafı da kondurdum ama. Değil mi kanki? Değil mi kanki? Öyle kanki. Kanki. Hadi gitsene sen. Pardon Manolya. Geç. Selcan hayatım, biz mesleki açıdan rakip de olsak... ...istemeden seni kırdıysam özür diliyorum. Hadi hadi. Nazlanma, sen de bizi affettiğini söyle. Siz benim en yakın dostlarım. Acınabilir miyim? Kızım, üzülmene gerek yok. En azından anneni buldun. İstediğin zaman gidip ziyaret edebilirsin. O eve dönmem artık. Annem kendine zar zor bir hayat kurmuş. O hayatta da bana yer yok. Hayret bir şey ya. Bu nasıl anaymış bu böyle ya? Bunca yıl sonra sen kızı böyle koca yüzünde ah! Kapa çeneni abi. Onu suçlamıyorum. Kocasının benden haberi yok mu? Şaşırdı tabii. Ne yapalım? Bu kadarı da bana yeter. Artık biz de senin bir ailen sayılırız. Başın sıkıştıkça bizi ara, tamam mı? Teşekkür ederim. Ya hadi gel, ben seni terminale bırakayım ha. Hadi yolun açık olsun. Ebru! Kızım, çok şükür gelmemişsin. Anne, hadi kızım. Sabah haber vermeden çıkıp gitmişsin. Ne adresin var, ne telefonun var. Seni bulamayacağım diye çok korktum. Sonunda buraya geldim. Kusura bakma kızım. Seninle karşılaşmanız pek iyi olmadı. Şaşkınlığım haber. Önemli değil. Benim yüzümden mutsuz olmanızı istemem. Asıl sen olmasa mutsuz olurum. Dünyadaki en büyük sevgi evlat sevgisi. Yıllar sonra seni buldum. Ne pahasına olursa olsun asla kaybetmem. Melahat'in kızı demek benim kızım demek. Bundan sonra...